Devlet bir takım sağlık konusunda, tedbirler konusunda bizleri uyarıyor, ikaz ediyor. Bunlara tabii uymak lazım. Bunlara riayet etmek lazım. Yani bunlar bir tercih meselesi değil. Yani ben tamam bunu tercih ediyorum, evimde oturuyorum. Öbürü diyor ki ben tercih etmiyorum, çıkıyorum. Bu bir tercih meselesi değil. Bu bir zaruret, bu bir tedbir. Bu sağlık önemli değil mi? Sıhhat önemli değil mi? Bu tedbir de nedir? Tedbir almak da yine İslam'ın bir emridir. Hoca efendi tevekkül diye bir şey var. Evet. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Önce deveni sağlam kazığa bağlayacaksın. Ondan sonra Allah'a tevekkül edeceksin. Ha bununla birlikte tedbir almak var mı? Var. Ama panik var mı? Korku var mı? Korkma. Panik yapma. Evet. Tedbir kuldan, takdir Allah'tan. Biz birer Müslüman olarak biliyoruz ve buna iman ediyoruz ki bizi öldürecek olan virüs değil, eceldir. Evet, öldüren eceldir yani. Şimdi koronavirüs testinde pozitif çıkan birçok hastalar hep ne yaptılar? Efendim bu hastalıktan kurtuldular. Yani şimdi ölenlerin rakamları veriliyor. Şu kadar öldü, bu kadar daha efendim vefat etti. Peki kurtulanlar? On binlerce kurtulan var. Bak yani koronavirüs pozitif çıktı. Öleceksin diye böyle bir şey yok. Bu bir hastalık, bu bir rahatsızlık yani. Ha eceli ondansa ayrı dava. Ama sen ben ne yapacağız? Tedbir alacağız. Tedbirimizi alacağız. Yoksa insanı öldüren nedir? Eceldir. He? Bak mesela efendim daha sayı yani Türkiye'de bu virüsten sebep vefat edenler 6 kadardı zannediyorum. O günlerde bir haber çıktı. Yani sahte içkiden dolayı 19 kişi ölmüştü. Bak görüyor musun yani? Ha demek ki bu ölüm var. Bu ecel var. Virüs efendim bir sebeptir, bir vesiledir sadece buna. Ha ecelin geldiyse virüsten olmaz, kanserden olabilir, kalp krizinden olabilir, trafik kazasından olabilir yani. Bir hastalıktan başka bir şeyden de olabilir. Hani büyükler ne güzel söylemiş. Ecel geldi cihane, hastalıklar bahane. Demek ki ecel geldi mi bir şey bahane oluyor. Ha şimdi virüs var mı? Var. Böyle bir salgın hastalığı elbette var. Yani bu konudaki hadis-i şerifler, bu konudaki Hazreti Ömer radıyallahu anh tavırları, hepsi bunlar anlatıldı. Hepsi biliyorsunuz yani. Dolayısıyla biz de ne yapacağız? Tedbir alacağız. Tedbiri elden bırakmayacağız ama panik yapmadan, korkmadan tedbirli bir şekilde hareket edeceğiz. Ha olaylar tabii hepsi nedir? Yani bir kader dahilinde, Allah'ın kazası ve kaderi dahilinde gerçekleşir. Ama tedbir almayan da başına bir bela, musibet gelirse mesul olur. Bunu da unutmamak lazım kıymetli kardeşlerim. Yani tedbir bizden, takdir Allah'tan. Rabbim Celle Celaluhu her bir ellerimizi, eşimizi, çocuklarımızı, efendim annelerimizi, babalarımızı, sevdiklerimizi, dostlarımızı hepsiyle beraber bu gibi hastalıklardan, virüslerden, salgınlardan Rabbimize sığınıyoruz, muhafaza eylesin. Her birerlerimize sıhhat, huzur, afiyet, evlerimize ülfet, muhabbet nasip eylesin. Amin.